Bu dersimizde bir ülkede bir malı üretmenin fırsat maliyetiyle her bir mal için ülkelerin karşılaştırmalı üstünlükleri arasında bir bağ kurmaya çalışacağız. Bu grafikte ise iki farklı ülkenin üretim imkanları eğrilerini görüyoruz. Daha önce gördüğümüz ekonomik modelleri değerlendirdiğimizde bunun gerçekten de fazlasıyla basitleştirilmiş bir model olduğunu söylemek mümkün. Yine de konuyu anlamamıza yardımcı olacağını düşünüyorum. Şimdi diyelim ki bu iki ülkedeki işçiler toplamda iki ürün, basketbol topu ve spor ayakkabı üretebiliyorlar ya da bu ürünlerin kombinasyonunu içeren bir üretim yapabiliyorlar. Bu veriyi daha iyi anlayabilmek ve analiz edebilmek adına gelin bu söylediğimi bir çıktı tablosunda gösterelim. Üretim imkanları eğrisi ya da çıktı tablolarını kullanarak ayakkabı ve basket toplarının fırsat maliyetlerini hesaplayabilir ve bunu da karşılaştırmalı üstünlüğü belirtmek için kullanabiliriz. Çıktı tablosunda A ülkesini ve B ülkesini değerlendirmeye alacağız. Üretilebilecek maksimum basketbol topu ve maksimum ayakkabı sayısını bulmaya çalışacağız. Bu çizdiğim ayakkabı değil de çoraba benzedi ama siz ne yapmak istediğimi biliyorsunuz. Bunların ikisinin de bir işçinin bir günde üretebileceği maksimum sayılar olduğunu varsayacağız. Tabloyu da bu şekilde oluşturalım. Her zaman olduğu gibi hemen videoyu durdurun ve bu tabloyu kendi kendinize doldurmayı bir deneyin. A ülkesinde ve B ülkesinde bir işçinin bir günde üretebileceği maksimum basketbol topu sayısıyla yine bir işçinin bir günde üretebileceği spor ayakkabı sayısının ne olduğunu bulmaya çalışalım. Birlikte yapalım mı? A ülkesindeki maksimum basketbol topu sayısı nedir? A ülkesindeki bütün işçiler tüm enerjilerini basketbol topu üretmek için harcarlarsa üretim miktarları eğrisinde bu nokta üzerinde oluruz. Öyle değil mi? Ve bu noktadaki basketbol topu sayısı da 8'dir. Eğrinin diğer ucuna bakarsak yani tüm enerjilerini ayakkabı üretimine harcadıklarını düşünürsek de 6 çift ayakkabı üretebilecekleri sonucuna varırız. 6 çift ayakkabı. Benzer şekilde B ülkesinde işçiler enerjilerin hepsini basketbol topu üretimi için kullanırlarsa 4 basketbol topu, eğer tüm enerjilerini ayakkabı üretimine harcarlarsa da 4 çift ayakkabı üreteceklerini görürüz. İşte bu kadar. Çıktı tablosunu oluşturmak ne kadar da kolaymış öyle değil mi? Çıktı tablosu üretim imkanları eğrisinin uç noktalarında ne olduğunu veren bir tablodan başka bir şey değildir. Şimdi de çıktı tablosu ve üretim imkanları eğrisinin bize verdiği bilgileri kullanarak fırsat maliyetlerini hesaplayalım mı? Bunun için yeni bir tablo yapacağım. Evet, fırsat maliyeti tablosu. Bunu da A ülkesi ve B ülkesi için yapacağız söz konusu olan tabii ki spor ayakkabı cinsinden basketbol topu ve basketbol topu cinsinden spor ayakkabı üretmenin fırsat maliyetleri olacak. Tabloyu da hemen çizelim. Evet. İsterseniz videoyu durdurup bu tabloyu da kendi kendinize doldurmayı deneyebilirsiniz. İşe A ülkesinde spor ayakkabı cinsinden basketbol topu üretmenin fırsat maliyetiyle başlayalım. Bunu birkaç şekilde yapabiliriz. Şimdi A ülkesinde basketbol topu değil de spor ayakkabı üretildiği bir senaryo düşünelim. Toplam 6 çift ayakkabı üretilir. Öyle değil mi? Üretilen basketbol topu sayısını 8'e çıkarınca 8 tane basketbol topu ekliyorum. Bu 6 çift ayakkabıdan vazgeçmemiz gerekir. Evet, eksi 6. Bu da A ülkesinde 8 basketbol topunun 6 çift ayakkabının maliyetine denk geldiği anlamına gelir. Hemen not ediyorum. A ülkesinde 8 basketbol topunun maliyeti 6 ayakkabıya eşit. Bunların ikisini de 8'e bölünce bir basketbol topunun maliyetinin 6 bölü 8 ayakkabıya eşit olduğunu buluruz. 8 top 6 ayakkabıya eşitse 1 top 6 bölü 8 ayakkabıya eşit olur. 6 bölü 8 de 3 bölü 4 ile aynı şeydir. A ülkesinde 1 top 3 bölü 4 çift ayakkabıya eşittir ve bunu 0,75 çift ayakkabı olarak yazacağım. Bu arada bu kullandığım küçük s'nin bir çift spor ayakkabının kısaltması olduğunu da eklemek istiyorum. Peki ya B ülkesi? B ülkesinde 0 basketbol topundan 4 basketbol topuna geçmek için 4 çift ayakkabıdan vazgeçmem gerekir. Bu da B ülkesinde 4 basketbol topu maliyetinin 4 çift ayakkabıya eşit olduğu anlamına gelir. İkisini de dörde bölersek bir basketbol topunun maliyetinin bir çift ayakkabıya eşit olduğunu buluruz. Bunu da tabloya 1S olarak yazalım. Bu sonuca çıktı tablosunu kullanarak da ulaşabilirdik. A ülkesinden başlayalım. Şu şekilde işaretleyelim. Evet, A ülkesinde enerjinin tümünü basketbol topu üretimi için kullanırsam 8 basket topu üretebiliyorum aynı enerjiyi ayakkabılara harcadığımda ise 6 çift ayakkabı üretiyorum. Aynı enerjiye bunların ikisinden sadece birini üretebileceğim için ve aynı zamanda basket topunun fırsat maliyetini bulmak istediğim için ikisini de 8'e bölelim. Bu mantıkla da bir basketbol topunun maliyetinin 3 bölü 4 çift ayakkabı maliyetine eşit olduğunu buluruz. Sıra ayakkabıların fırsat maliyetine geldi. Bunu da farklı şekillerde düşünebiliriz. Doğrudan bunların tersini alabiliriz ya da buradaki denkleme geri döneriz. Enerjimizin tamamını ayakkabılara harcadığımızda 6 çift ayakkabı üretebiliyorken aynı enerjiyle 8 basketbol topu üretebiliyoruz. Bu defa ikisini de 6'ya böleriz ve bir çift spor ayakkabının maliyetinin 8 bölü 6 yani 4 bölü 3 basketbol topuna eşit olduğunu buluruz. İşimizi kolaylaştırmak için bunu da bir ondalık sayı olarak ifade etmek istersek bu da yaklaşık olarak 1,33 olur. Yani A ülkesinde bir çift ayakkabının fırsat maliyeti neymiş? 1,33 basketbol topu. B ülkesine gelelim. Benzer bir denklem kuracak olursak 4 çift ayakkabı için harcadığım enerjiyle 4 basketbol topu üretebiliyorum. Bu arada bu denklem buradakinin aynısı. İki tarafı dörde bölelim. Ve bir çift spor ayakkabının maliyetinin bir basketbol topuna eşit olduğunu bulalım. Bu durumda bir çift ayakkabının fırsat maliyeti de bir basketbol topuna eşit olur. Ve artık videonun başında bahsettiğim bağ kurmak için hazırız. Hesapladığımız fırsat maliyetlerine dayanarak bana hangi ülkenin basketbol topu üretiminde karşılaştırmalı üstünlüğü olduğunu söyleyebilir misiniz? Bence videoyu durdurun ve biraz düşünün basketbol topu üretiminin fırsat maliyetlerine karşılaştıralım. A ülkesinde bir basketbol topunun maliyeti 3 bölü 4 çift ayakkabı. B ülkesinde ise bu 1 çift ayakkabıya eşit. Bu da A ülkesinin basketbol topu üretimindeki fırsat maliyetinin daha düşük olduğu, yani karşılaştırmalı üstünlüğü olduğu anlamına gelir. Ayakkabılar söz konusu olduğunda ise bunun tam tersi geçerli olacak. A ülkesinin bir çift spor ayakkabı için fırsat maliyeti 1,33 basketbol topuyken B ülkesininki bir basketbol topu olduğundan B ülkesinin fırsat maliyeti daha düşüktür. Şimdi bu sonuçlar mantığınıza biraz ters gelmiş olabilir. Çünkü bu grafikte ayakkabı eksenine baktığımızda A ülkesinin mutlak üstünlüğü olduğunu görüyoruz. A ülkesinde çalışan bir işçi bir günde 6 çift ayakkabı üretirken B ülkesinde çalışan işçi bir günde 4 çift ayakkabı üretebiliyor. A ülkesinin mutlak üstünlüğü olması, A ülkesinin basketbol topu, B ülkesinin de ayakkabı üretimine odaklanmasını mantıklı kılar. Ama A ülkesinin bir ayakkabı üretmek için fırsat maliyeti 1,33 basketbol topu olduğu için ve basketbol topu üretiminde de B ülkesine göre karşılaştırmalı üstünlüğü olduğu için ayakkabı yerine basketbol topu üretimine odaklanması çıktıyı maksimize etmek açısından kaynak daha iyi kullanması anlamına gelir. Bir sonraki dersimizde bu ülkelerin ticaret yaparak üretim imkanları eğrilerinin dışına nasıl çıkabileceklerinden ve bu bağlamda da karşılaştırmalı üstünlüklerine odaklanmalarının neden mantıklı olacağından bahsedeceğiz.